Yani zaten dostların hürmetine düşmanlar yaşayacak. Yani dünyanın kuralı bu. Ahirette böyle bir şey olmaz. Zaten Mevla cevaben ne vuruyor? Kale, azâb-ı usîbü bi emeneşe. Ya Musa, azabımı dilediğime çarptırırım, vurdururum. Ve rahmeti ve sihat külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ne demek kaplamış? Dünyada. Çünkü neden? Dünyada kafire de yediriyorum, münafığa da rızık veriyorum, hatta gavurlara daha çok zenginlik veriyorum. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ama bu dünyada, ahirette böyle olacak mı? فَسَيَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ama rahmetimi ahirette ayıracağım. Kime ayıracağım? Ayetlerime inananlara, namazlarını kılanlara, zekatlarını verenlere, haramlardan sakınanlara ayıracağım. Onun için biz de ne diyoruz ya Rabbi? Dünyada da hasene, ahirette de hasene nasip eyle. Ya nasibini dünyada tüketenlerden eyleme ya Rabbi. Çünkü ahirete elice bir boş çıktıktan sonra dünya 1000 senede olsa, ömrün 2000 senede olsa bitecek. Ahiret de kesinlikle gelecek. Kesin bir gelecek varsa orayı düşünmek ve bir de orası bitmeyecekse 5-10 sene değil ki. Sonsuzsa bütün nazar itibarı oraya, hedefi oraya tutturmalı ve ahiretim olsun diye her türlü fedakarlığa efendim katlanmalı insan. Uykuyu azaltmalı, yani neyse namazı kaçırmamalı, harama düşmemeli, fani zevkleri terk etmeli. Zaten helal dairesi geniş. Helal dairesinde seni zora sokacak bir şey yok ki, yersin, içersin, yatarsın, evlenirsin, bir şeyler edersin. Dünyada her imkanı da vermiş kurban olduğum. İlla haramlara bulaşmamak lazım ki takva üzere yaşarsak inşallah ahiret rahmetinden de nasibimizi alacağız inşallah.